Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün KUN 6. yıl dönümüne özel videosunu izleyeceğiz. Neden böyle bir tek bu video çekiyorum, uzun zamandır video çekmiyorum, sorgulamayın, boş verin. Videonun konusu yeni komutanlar, yeni hikayeler, yeni PvE oynanış, grafik güncellemesi ve daha fazlası ile ilgili bir başlıkları var. Oyunun bir anda fazlasıyla bana göre çok yatırım aldığı, artı bir de oyuncu kitlesinin, para yatıran oyuncuların çoğu da bu oyuna bağlı kaldı. Onu ben anlayamadım. Neyse, bir önemi yok. Oyun yeni bir senede, yeni bir dönemde yatırımların en iyisini Rock'a yapacaklarını falan söylüyorlar. Öyle ıvır zıvır şeyler var. Hani bizi bu Hello everyone. Yeni güncellemede ne bekliyor? In what feels like the blink of an eye, we've come to ROK's 6th anniversary. 6. yılı kutladık. Over the past year, we've launched 12 new updates, 3'den fazla iyileştirme yaptık. 11 new commanders, 3 new KVKs, and over 300 optimizations. The healthy operation of ROK relies on your feedback to connect with you governors and better understand your needs. We've also held community gatherings, online roundtables, and test servers for ROK Remastered and new KVK stories. Rise of Kingdoms was born in 2018. Up to now, it's been 6 years. We are well aware that. Her şeyi karşıladıklarını söylüyor ROK oyuncuların. Ne kadar doğru benim bilgim yok. To meet our players' expectations. So, this is the same for our anniversary. We've been working hard. Bu senenin şeyi de profesyonel oynanış. That will remaster ROK's visuals, performance, gameplay, and experience. First. İyileştirmelerden falan bahsedeceklerini, bunun için uğraştıklarını söylüyorlar. Optimizasyondan bahsetti. Hello everyone, I'm Yifu. In our community, the two things we lag sorunu varmış. Onu düzelttiğini söylüyor. Böyle bir bildirim gelmiş. Daha çok performans olaylarına odaklanmışlar. This year, we've made it our top priority. Artık lag olayını çözdük diyor. This year we've been analyzing the performance of large open field. Büyük KVK savaşının şeyini analiz ettiğini söylüyor. We've identified some issues. Ekranda çok gereksiz şeyler, bilgileri, yani gereksiz bilgiler verilmiş, onları düzelttiklerini söylüyor. Yani onları tespit ettiklerini söylüyor. Leading improvement. These problems have been putting pressure on performance. Next, we'll be focusing on things like adjusting how troops basitleştirmeyi planlıyorlar. Daha çok sunucu hızlandırma şeyine çalışacağını söylüyor. Büyük çaplı iOS'ta test ettiklerinde anlayamadım. Will provide a better experience for future large-scale battles involving thousands of players. Next up, our developer Dapong will introduce ya, new gameplay. Şey çözeceğim diyor, bir şeyler anlatıyor orada işte. Ben diyor şey sunucular arasında lag problemini çözeceğim diyor. Hello, I'm Dapong. We've noticed feedback from players expressing a desire. Yeni oynanma şeyle ilgili konuşuyor, hani şey heyecan veriyormuş gözüklü abime. Are becoming repetitive and are seeking new and exciting challenges. PvP, we believe that enhancing PvP and PvE experiences, such as with Zero League Crisis and Champion of Olympia, ya daha as çok well as adding PvE, 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 şeyleri daha çok böyle farklı yapacağını ve daha çok strateji yöneleceğinle ilgili bir şey söylüyor. Hani daha çok beklentiler olacak. Hani oturup daha çok strateji düşüneceğinizle ilgili projelerimiz var diyor. The new infantry commander has strengthened the combat capabilities. Piyade komutanlarından bahsediyor. We never aim to introduce new commanders simply by increasing their stats. Our goal is to continually enrich commanders' unique characteristic.
Ya daha çok komutan çıkartacağım, komut çıkartacağımıza daha çok şey yapmayı planlıyoruz diyor. Ama komutan çıkartıyorlar. İyileştirme hakkında olan ve hasar verme eğilimini dönüştürmelerle ilgili bir şeyler anlatıyor. İyileştirme odaklı bir komutanlıktan bahsediyor. Is expected to add more variability to the battlefield, making strategic decision about pairing primary and secondary commanders and coordinating with allies crucial. We've dug deep into Korean history and culture to design the new hero ya for the anniversary edition. Tryon, a loyal minister and a pillar of the nation, Tryon suppressed the enemy and kept Korea safe from foreign invasion. Given this background, we design him to be proficient at defending and counterattacking, weakening enemies and garrisoning strongholds. When designing the commander's troop type, we took into account that General Tryon. Ya healer komutanları şey yapacaklar artık. Bir healer komutanı sunmak istiyorlar. 1v2 ya yeni bir sistemde healer komutan getirecekler. Onunla ilgili bir şeyler anlatıyor. Daha çok bunları anlattığı değil de oyuncuların deneyimlemesi lazım. Yeni vali etkinlikleri, yeni şeyleri getireceğini söylüyor. Yani benim şuradaki az önce anladığım, yani metaya yeni bir healer komutan, böyle bayağı bir üst düzey bir healer komutan getiriyor galiba. Yani bilemedim. Bir de şey diyor zaten, şeyden bahsediyor bir de, okçu komutanların diyor, menzilli komutanların üst düzey gücünden bahsediyor. Hani yenilmez bir gücü olduğuna ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. And map design issues. Rest assured, we are actively incorporating her şeyi feedbacks aktif olarak baktıklarını söylediklerini söylüyorlar. Starting with this year, we'll be releasing a new bundan sonra çok büyük bir hikaye başlayacaklarmış. Sıfır Rock'un olan bir hikayesini gibi düşün, oyun bir hikaye üzerine kuruluyor. Yeni bir hikaye getireceklerini anlatıyorlar. Hani yeni bir hikaye gelecek diyor. A totally reworked map with new terrain, holy sites, yeni yerler, yeni bölgeler. Viking. Whether you join the Vikings or the Anglo-Saxons, you will be able to. Viking'i seçmişler hikayede galiba, hikayemiz. You need to establish strong friendship and fierce rivalries in your fight for dominance. Next, let's talk about the daily PvE gameplay. In addition to the yeni oyun modları ekleyeceklermiş. Oyuna gelince o gösterdiğinde, yani anlatmayayım burada. This new game mode is sort of like an expanded version of Ian's Ballads. Unlike Ian's Ballads, this game tek mode won't take place on one large map. Instead, it will consist of several smaller levels or rooms connected to each other by portals. To get through this event, you need to carefully choose the room you enter next. Dikkatli seçmeniz lazım diyor, düşmanınızı diyor, kazanmak için diyor. Besides the new map, you'll also be able to upgrade your skills as you progress. Like with Slowly Crisis, you'll pick a role that defines your starting skills. But you'll be able to upgrade the skills to yani rol seçip farklı bir şekilde strateji kullanabilirsiniz diyor. In this clip, you can see that the player has focused on upgrading the meteor strike skill. We hope you enjoy this exciting game. Örnek verdiği gibi oradaki o şeyden bahsediyor kullanılan. The Sorority Crisis and Champion of Olympia game modes to keep them fresh. Yeni modlar, heyecanlanacağınız yeni modlar ekleyeceğiz diyor. We'll soon be releasing a new Sorority Crisis boss with her mastery of three elements. She'll be a challenge unlike any you've faced before. We are also currently working on a new champion of Olympia map. Ya so daha çok veteran Olympia players getirebildikleri kadar yeni etkinlikler, yeni şeyler, farklı farklı, aynı şeyleri tekrarlamayacak şeyleri getireceklerini söylüyorlar. Güncellemelerle genelde bunları düşünüyorlar. We are working on improvements like cleaner battlefield displays, better filtering options. Çoğu şeyde optimize edeceklerini söylüyorlar. Sizin aldığımız geri bildirimler, tabi burada demiyor gerisinde diyor da 23 Eylül'de başlayacak büyük ihtimal bu da. Aynen 23 Eylül'de. There will be many events this time around, including events var bir tane. Barbarian incursions, desert tracks. Biraz garip. You'll be able to earn plenty of rewards, including commander's sculpture and a new chat theme. Şimdi şey grafikte anlatması lazım ya, bu etkinlikler gelince konuşulacak şeyler. Aynen öyle.
Abi ben bana grafiği getir. Hi there, I'm Simon. Over the past 6 years, we've really made big update to our maps of Rack's early art designs. Moving forward, we will be focusing on çok bir ilerleme yapmamışlar. Graphics upgrade. Barbarians are getting makeover on the remaster map. Now, all barbarians share the same mode. Bir çok fazla bir ilerleme yapmamışlar. Bu etkinliklerle ilgilenmişler. Grafiğe şimdi yükleneceğiz diyorlar. We're also taking this opportunity to add more diversity. Bravarlar biraz farklı olacağını söylüyor. Zoom was one of Rock's most unique feature during this launch. However, the maximum zoom out level have always been limited. We'll be upgrading free zoom to the street level to improve the spectator and the player experience. So now you know what we've got in the pipeline. We welcome your thoughts and feedback. Ya, and look forward yeni bir mesaj atın diyor. Hani bizi diyor bilgilendirin diyor. Nereye hata yaptık, nerede kötü yaptık, bizi eleştirin diyor. Biz kendimizi düzeltelim diyor. Her eleştiriye açığız diyor. Problem yok diyor. Keep an eye on our socials. And we can't wait to meet you in person. On behalf of the entire ROK team. Güzel. Güzel bir video. Wish all of you wonderful elements. Yalan değil, güzel bir video. Thanks for watching. And see you next time. Bye bye. Bilmiyorum. Bok gibi çevirmiş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ya ben okuduğumu söyledim. Benim şeyime güvenmeyin, İngilizceme güvenmeyin. Ama az çok kelimelere şey yaptım. Büyük ihtimal %90'ı doğru. Onu diyebilirim. Adamlar şunu diyor. Grafikte diyor çok ilerlememiz yok diyor. Hani bir yere ilerleme konusunda diyor biraz diyor şeyiz diyor. Hani bu ilk olarak sizi diyor getireceğimiz sistemi, stratejik görüntüler, ıvır zıvılar, konuşamadım. Ha diyor bunları biz diyor getiriyoruz. Bir de şu metaya diyor bir denge getireceğiz diyor. Zaten oyundaki diyor en yani demiyor da genel olarak oyundaki en önemli şeylerden tek bir tane çok önemli bir şey vardır. Metadır. Hani dengedir. Bir şeyin dengesidir, anladın mı? Bunu zaten böyle bir oyuna getirmen imkansız ötesi bir şey. Ya var aslında, imkansız değil. Yani çoğu oyuna memnun edemezsin hiçbir şekilde bir dengede. Efendime söyleyeyim. Burada yok ya, Rock'ta zor ya. Denge dediğin şey, meta dediğin şey çok zor ya. O kadar farklı şey. Ne bileyim, çok zor abi ya. Ya işin hiç yani şeyin ortasında para giriyorsa denge kurmak imkansız bir şey. Para girdiği sürece bir şeyin dengesi olmaz. Abi çok zor. Ama bir şeyleri ortalayacaklarını, genellikle onun hakkında düzenlediğini, aslında hani bu oyuna para yatırmayan arkadaşlarımıza da bir şeyler, çok ödül tabii eskisine göre çok şey yapamıyorlar. Hani eskiden çok fazla ödül toplayabiliyordun ama bilmiyorum, oyun çok zengin olduğu için artık şeyleri de kısıtlamaya başladı. Eskisi gibi değil yani. Yani yine iyi falan getiriyorlar bir şeyler de. Dengeyle uğraşacaklarını, hataları, geri bildirimlerin hepsine tek tek cevap verip onlarla ilgili oturup, masaya oturup onlarla ilgili tartışıp ne kadar daha iyi bir ilerleme yapabilirizle alakalı konuşmuşlar. Bunları yaparken bunlar çok uzun bir süre sürmüş. Zaten arada bir bunlar tatile çıkıyordu. Bunun üstüne de şöyle bir şey olmuş zaten. Ne derler ona? Gözüksün de. Şimdi diyor grafiğe geçtik diyor. Yani grafiği tam bitiremedik diyor. Hani başladık diyor. Bir şeyler yaptık diyor ama şimdi diyor full ona odaklandık diyor. Bunu da ne zaman paylaşmışlar? 6 gün önce. Gelin abi yorumları okuyalım. Biri bir şeyce yazmış, anlayamadım. Adam demiş 6. yılı kutlayacağımıza diyor bir 200 kafa altın diyor verin ya diyor. Bizim fakirlere diyor. Hani diyor ki kutlamayın abi diyor. Bize 200 tane altın kafa verin diyor. Yani yorumlar adamın birinde olmuyor. Ben şeye bakıyorum, yorumlarda şey var mı? Aksini ya sizin gibi ben deyip. Kardeşler silah zoruyla tutuyor. Şimdi başka bir diller var diye direkt otomatik çeviri yaptım. Şöyle bir gözden bir bakalım. Heh tamam, aradım yorum. İyileştirmeler soru işareti, kesinlikle hayır. Aynı cihazda hala birden fazla yani grafik olarak şey yapmış. Tamam. Bu grafik olarak şey yapmış. Bot kullanıyor galiba. Adam haklı diyor ki Rock'u diyor 4K'da mı oynuyorsunuz diyor. 4K ekranım var ancak daha düşük çözünürlüklerle oynamayı ve grafik ayarlarını mümkün olduğunca düşürmeyi tercih ediyorum. Özellikle savaşlarda diyor, bu çok haklı diyor. Hani bir şey diyor 4K zaten çoğu şeyde oynayamıyorsun yani. Direkt bilgisayar, telefon ısınıyor. Bu adam haklı, bak bu şeyde yok. Şey konusunda oyunun
grafikte getirebileceği güncelleme hakkında yorum yapıyor. Ve bence yorumu da ben beğendim. Bak demiş ki mobil oyunlara genellikle çok karmaşık hale geldiğinde ölür diyor. Ama şöyle bir şey var kanka. Adamlar demiş ki zaten videonun en başında şunu diyorlardı. Biz diyor savaşta diyor bazı şeylerde diyor Osiris liginde diyor çok diyor gereksiz diyor bilgi olduğu için diyor sağda solda bunları diyor tespit ettik ve kaldıracağız diyor. Video izlemiş mi bilmiyorum ama bu oyun zaten yeni bir hikaye modu getireceğini söylüyor. Bir hikaye modu var onu getireceğini söylüyor. Hani bir şeyi böyle karmaşıklaştırmıyorlar. Olan bir şey sadece hem grafik olarak hem senin bu yorumuna özel olarak konuşmuşlar. Hani bu bir boş bir yorum olarak gördüm. Ben sağlam bir eleştiri yorumu arıyorum da. Birleştirme şeyinde diyor. O zaten onu da şey dedi. Hani zaten konuştum. Güney Kore ve Vietnam Krallığı'nda kullandığım gördüm. Ancak yanıt başarısız oldu. Savaş raporları bunun açıkça verebiliyor musunuz? Onun hakkında da zaten yaptılar. Hani diyor biz bunun diyor sorununun farkındayız. Buna yüklendik diyor. Ya zaten bu alttaki eleştirileri videoda söylüyorlar. Hindistan tarafına hiçbir ödeme seçeneği olmaması üzücü. Tamam geç boş. Üzün ama. Adam demiş hani asker güncellemesi olarak diyor. Bak yine grafiği atmışlar. Oyuna hiç kimse bir kitlenmemiş ya. O zaman memnun mu kitle yani? Genelde yorumda da olur. Yüzükler Efendisi'ne çünkü yoruma gidip aynen efendim deyip böyle dalga geçiyorlar adamların şeylerinde de. Burada da şey demişti. Umarım askeri görselleriniz güncellenir. Aynen diyor çok kötü diyor. Bunların diyor grafikte diyor hani gör zaten yayınladılar diyor. Berbat diyor yapma diyor. Lütfen orijinal görselini askerleri geri getirin. Yani şöyle de bir şey olabilir. Yeni mod eski görsel olarak ikiye de ayırabilirler. Yani bir oyun hakkındaki şeylerden bahsetmişler. Şöyle hızlı inelim. Oyun hakkında bilgi vermiş. Adam da şey kafaya yemiş demiş hani diyor neden diyor krallıklarda diyor oynamayacağımız olaylar ve tüm krallıklarda oluyor. Birçok kral izin vermediği için oynamayacağımız olaylar hani bir şey denge getirin diyor krallığı. Yani diyor ki adam şurada şunu özetliyor savaş istemeyenlere diyor özel bir krallık getirin diyor. Ne diyor bir tane adamın sözüyle diyor biz savaşamıyoruz diyor. Yani bir tane oynamayan gitsin takılsın orada diyor yani onun için bir denge istiyor. Ne lehçe değil sana ne. Kafa istiyor. En azından diyor. Hey herkesin çoğunlukta bak oyunda ben şunu görmedim. Ben bir sigaramı yakayım abi. Adam diyor ki abi diyor oyunun bok gibi değil diyor. Ona lafım yok. Ama diyor bize bir şeyler verin diyor. Hani bize diyor money değil de T5 verin. Asker verin. Ne bileyim hız verin. Kafa verin kafasında herkes. Bu ara şey diyor geliştirici kimin diyor Call of Duty gibi oynamaya benzeyen bir modu yani şey istiyor böyle hani böyle bir görselle ben diyor bir tane oyun oynarım diyor. Ama bunların zaten var satın aldıkları aynı geliştirici şeylerle değil de bunların zaten Apex versiyonu bir oyunu var zaten bu şirketin. O görsellikte olması imkansız bu genelde Lilith Games satın alıyor. Roku da zaten satın aldı. O Apex'i de onlar satın aldı. Hani kurulu bir şirketi satın alan bir şirket diyebilirim. Yanılmıyorsam benim bilgilerim bu kadar. Yanılabilirim ama büyük ihtimal yanılmıyorum. Adamın eleştiri var mı ona bakıyorum. Çok özür diliyorum. Geri alıyorum. Adam Call of Duty gibi hani Rock'un buna benzer bir oyun modundan bahsediyormuş. Abi ben Türkçe'yi okuyamadım. Oyun modundan bahsediyor. Onunla ilgili bir uzun bir şey yazmış. Hani 5 kişilik bir takım oyuncular bir yerden başlıyor. Ivır zıvır. Hani diyor ki bir oyun modu önerisi var burada. Genelde benim baktığım kadarıyla eleştiri yok. Var da onları geçtim direkt. Boş bir şey yazmamışlar. Böyle uzun uzun benim anlatabileceğim. Bak bu adam da demiş. Bak üst adam demiş. Görseli değiştirme. O adam büyük ihtimal fakir. Bot kullanıyor. Yani diyor 4-5 tane aynı bilgisayardan açamayacağız diyor. Yani para kazanamayacağız diyor. Bu adamın da büyük ihtimal iPhone 16 Pro Max çöl rengindeki şey işte titanyum var. Adam diyor ki insanlar bu oyuna çok para yatırıyor ve çok diyor kötü bir görüntüsü var. Lilith kodu ödülü çok düşük. Lütfen oyunculara saygınızı gösterin. Örneğin Lilith kodu verip gümüş anahtar gibi kod böyle bir ödül verdiğinizi hayal edin. Ivır zıvır demiş. Adam daha çok para yatırmanın için bir şey yapmıyor. Bak burada güzel bir eleştiri var. Kabul edilebilir bir eleştiri. Evet bu diğer FK oyununda da büyük bir eleştiri oldu. Sonra öküz gibi ödül dağıtmaya başladılar. Çünkü çok güzel bir şekilde yatırım aldı. Lütfen yorum yapmama izin verin. Lütfen Lilith Games karlı daha fazla oyun sahnesi ekleyin. Evet teşekkür ederim. Bunun İngilizce çevirisine bakmak lazım. Ben anlamadım. Ya diyor ki bir şeyler diyor işte. Tamam dediğimiz bir yorumlarda böyle. Çok bir eleştiri yok. Anlattığım kadarıyla var. Böyle bir yenilik getiriyorlar Rock'a.
Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz dislike atıp ve yoruma deyin ki ben beğenmedim. Bir daha video çekme. Sesinden nefret ediyorum gibi ıvır zıvır eleştiriler kabul edilir. İlerleyen zamanlarda bir tane drama, 2-3 tane drama videosu paylaşacağım. Aslında drama demeyelim de bir krallık nasıl yok edildi. İki taraflı da bir konuşma videosu yapacağım. Bir de sigaramdan iki yudum alayım. Yani abi böyle bir video, artık günlük bir tane video paylaşacağım Rock'ta. Çok video paylaştım diye büyük ihtimal hiçbir izlenmeyecek. O yüzden izleyin. Yorum yapın. En önemli şey yorum. Görüşürüz.